Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine rüya gibi bir abajurla karşınızdayım. Yapımını yavaş yavaş paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler, orta boy bir kristal var elimde, onu kullanacağım. Yine pembe renkte bir çek kristali vardı, pudra renginde, onu kullanacağım. Bir de uçlarına damla kristaller vardı, onları kullanacağım. 30 milimlik misina, naylon ip, makas ve çakmak gerekiyor. Öncelikle misinamı telin bir kenarına bağladım. Birkaç tane boncuk dizdim ben biraz ileriye alabilmek için misinamı, ama siz isterseniz yapmanıza gerek yok. Şimdi misinamızı abajur telinin birkaç yerine, yani özellikle ben 3'e böldüm. Teli sararak ilerlemek istedim. Neden? Çünkü bu şekilde ben boncuğu üzerine tamamen kaplamak istiyorum, ama kesik kesik gibi değil de biraz daha yuvarlak gibi görünsün istediğim için araya görünmeyen teller yapmak istedim. Bu şekilde her iki telin arasını 3'e bölerek misinayla, gördüğünüz gibi misinamı bağlayarak ilerledim. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz aslında, ama benim planlarım başkaydı, ama bu şekilde ilerledi. Yani sadece boncuklu bir şey yapmak istiyordum, ama aklıma açıkçası öyle bir fikir gelmedi tasarım olarak. Üzerine tülle kaplamak geldi. Biraz romantik bir görüntü olsun istedim. Evet, gördüğünüz gibi naylon ip kullanarak boncuklarımı dizdim. Telden tele de bağlayarak ilerledim. Şu an ipi nasıl bağladığımı görüyorsunuz. İpi bağladıktan sonra fazla ipi keserek yakıyorum. Sağlamlaştırmış oluyoruz böylelikle. Evet, görünen tellerimiz şu an görünüyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. Her iki telin arasını boncukları eşit olarak yaparsanız görüntü daha düzgün çıkacaktır. Sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben üzerini sonra telle kapladım, ama yapmak zorunda da değilsiniz teli. Tülleri pardon. Bakın şu an nasıl düğümlediğimi gösteriyorum ki aşağı doğru boncuklarımız sarkmasın. Boncuklarımızı eşit sayıda her iki telin arasına dağıtarak bu şekilde ilerliyoruz. Bağlaya bağlaya ilerliyoruz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Üzerine birkaç tane daha değişik taş boncuklar falan yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde devam edeceğiz. Telimiz bitene kadar boncuklarımızı etrafına saracağız. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Şimdi üzerini tülle kaplayacağım ben. Tülümün üzerine düzeltiyorum. Birkaç kat katladıktan sonra. Şu an abajur telimin ölçüsünü alıyorum. Abajur telinin altından ve üstünden istediğimiz uzunlukta fazlalık vererek tülümüzü kesiyoruz. Burada iki kat tül kestim, ama iki tane daha kestim. Toplamda 4 tane tül kesmiş oldum aynı uzunlukta. Bunu şimdi telimizin içinden ve dışından olmak üzere tülleri içinden ve dışından olmak üzere geçireceğiz. Şimdi arada iç kısımlarında 3 tane tel var ya, oralardan tülümüz geçemeyeceği için ben birkaç tanesini böldüm tüllerin. Şimdi uçlarından tuttuğum tülü alt içinden geçiriyorum. Şimdi dışarıdaki tülümüzü yine uçlarını toplayarak içteki tülümüzle birleştiriyoruz. İğneyle tutturuyoruz. Altı için de aynı şekilde yapıyoruz. Yine uçlarını birleştiriyoruz.
Etrafını komple aynı bu gösterdiğim şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İçten ve dıştan tüllerimizi uçlarından birleştirerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirdiğimiz yerlerden iğneyle dikerek sabitleyeceğiz. Önce üst kısmı dikiyorum. Sonra da alt kısmı dikeceğiz. Bütün üst kısmı komple dikiyoruz. İğneleri çıkartalım, toplu iğneleri. Evet, gördüğünüz gibi üst tarafı diktik. Şimdi sıra alt kısma geldi. Aynı şekilde alt kısmı da dikiyoruz ama tülümüzü bu sefer gerdirelim arkadaşlar. Gerdirerek yine iğneleri çıkartıyoruz, toplu iğneleri. El dikişi yapıyoruz arkadaşlar. Elde dikerek birleştiriyoruz. Alt kısmı için de aynı şekilde komple devam edeceğiz. Dikerken arkadaşlar eşitlemeye dikkat edelim. Yani dağılımı düzgün olsun. Şimdi sıra üst kısmı düzeltmeye geldi. İsterseniz bu şekilde dağınık da bırakabilirsiniz. Yani uzunluk kısalığı olarak, ama ben düzeltmeyi tercih ettim. Önce üstten düzeltiyoruz. Şimdi alt kısmı düzeltiyoruz. Dediğim gibi isterseniz böyle uzunluk kısalı olarak da kullanabilirsiniz ama ben düzeltmeyi tercih ediyorum. Yani şey gibi, tütü bir etek gibi görünsün istiyorum. Şimdi üzerini yine çek boncuklarıyla süsleyeceğim. Yaklaşık elimde 10 salkım çek boncuğu var. Sanırım hepsi gidecek bunların. Şimdi bakın arkadaşlar, misina'dan naylon ipe boncuğu nasıl aktarıyoruz onu göstermeye çalışıyorum şu an size. Naylon ipimizi sabit tutuyoruz. Misinayı naylon ipe bağlıyoruz. Bir kez düğüm atmamız yeterli. Boncuğumuzu diziyoruz. Şimdi yukarının ölçüsünü aldım. 42 santim çevresi. 3'e bölüyorum. Yaklaşık 14 santim gibi oldu. 3'e böldükten sonra iğneliyoruz oraları ve boncuğumuzu yapıştırmaya başlıyoruz iğnelediğimiz yerlerden. Başındaki boncuğu düğümledik. Onu oraya sabitliyoruz. 43'tür sanırım. 43 boncuk, ya da siz ne kadar yapacaksanız artık. Aynı şekilde bütün 3'e böldüğümüz boncuklarımızın sayısı aynı olacak şekilde ilerliyoruz. Boncuğumuzu yapıştırırken bir tane boncuğun etrafında, ipin etrafında çevirerek hem hacim kazanacağız hem de döndürerek sağlamlaştırmış olacağız. Onu oraya tutturuyoruz. Bakın şu an yaptım. Evet. Aynı şekilde sayıyorum.
İlk sıramız önemli. Ondan sonrakileri biraz göz kararı yapabilirsiniz ama ilk sıramız önemli. Sayarak yapalım. Boncuğun birini ipin etrafında döndürdüğümüzde yapıştırabiliyoruz. Hem sağlam olacak. Şimdi evet, bir sırada inci yapıştıracağım. İnciyi artık göz kararı yapıştırıyoruz. Evet, incirimizin fazlalığını kestik. Şimdi sıra tekrar kristal boncukta. Yine göz kararı, üçüncü sıramızı yapıyoruz. Son boncuğumuzu tekrar düğüm atarak sabitliyoruz. Sıklaştıralım iyice, birkaç düğüm atalım. Evet, yapıştırıyoruz. Şimdi ikinci bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Tam iki boncuğun arasından başlıyoruz. Tekrar. Yine aynı sayıda, aşağıdaki ilk sıradaki sayı gibi aynı sayıda boncuklarımızı aralara denk gelecek şekilde, bakın, ilk sıramızı oluşturuyoruz yine. Aşağıdaki işlemin aynısını tekrarlayacağız burada. Yine sayılara dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi güpürden telimizi ben gördüğünüz gibi diktim. Bu şekilde fırfırlı bir şekilde diktim. Şimdi ilk sıra dantelimizi yapıştırıyoruz. Bakın ne kadar güzel oldu. Tütü etek gibi gayet hoş oldu. Üzerine yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırırken tele de baskı yapalım ki telle beraber komple tel, tül hepsi bir tutmuş olsun. Ay, dikiş var ya, dönmesin yani. Silikon tele komple yapışsın. Şimdi ikinci sıramızda yine pudra rengi dantelle aynı şekilde, güpür dantelle aynı şekilde yapıyoruz. Yine makinede fırfır dikmiştim. O şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi üzerine su taşıyla görüntünün kirliliğini kapatacağız arkadaşlar.
Ama hani bana güzel görünüyor. Gerek yok su taşına diyorsanız yapmanıza gerek de yok tabii ki. Ama bu şekilde tabii daha şık görünüyor. Su taşını yapıştırdıktan sonra aşağı kısım şimdilik bitti. Üst kısmına geldi sıra. Şimdi iç kısmını öncelikle yapıştırıyorum. Hem için temiz görünmesini hem de tele tüllerin iyice tutunmasını sağlamış olacağız bu şekilde. Su taşını yapıştırıyoruz şimdi. Şimdi sıra dış kısmına geldi. Hem boncukların ilk bitişik yerlerini düzeltmiş olacağız bu şekilde, görüntüsünü kapatmış olacağız. Hem de yine daha şık bir görüntü vereceğiz. Yine komple üst kısmı. Sıkıştıralım iyice, tele komple yapışsın arkadaşlar. Yoksa herhangi bir dokunma anında ters dönebilir. Şimdi sıra gövde ayak kısmını yapmaya geldi. Şimdi ayak kısmı için de yine zarif görünsün istediğimiz için danteli bu şekilde elimizde tel alarak bir fırfır görüntüsü elde ediyoruz. Ayağımı ben salı pazarından aldım arkadaşlar. 5 liraya almıştım. Güzel bir ayak. Aslında rustik olarak kullanılabilir bir ayak ama şimdilik bu şekilde kullanalım. Belki ilerleyen günlerde yine bunu değiştirebiliriz. Evet, ilk sıra fırfırımızı bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Fazlalığı kesiyoruz. Şu dikiş ipimizi çekelim ki yani fazla olan yeri de sökülmesin. Bir daha başlamak zorunda kalmayalım. Ben orayı bakın ipi biraz uzattım ki düğüm de attım. Bakın sonraki yaptığım yer kaçmasın diye. İlk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıra için tekrar fırfıra devam edeceğim. Evet. Şimdi ikinci sırayı yapıştırıyoruz. İkinci sırayı da yapıştırdık. Fazlalığı kesiyoruz, yapıştıracağız uçlarını. Evet, çok hoş görünüyoruz. Şimdi bir sıra daha fırfır yapacağız ama önce gövdeyi bir kapatalım. Ben gövdeyi kapatmayı tercih ettim. Aslında bir boncuk falan sarmak istedim ama sonra daha beyaz, daha şık görünsün istedim. Biraz boyamak falan düşündüm ama en son dantelde karar kıldım ve iyi ki de dantel yapmışım, daha güzel görünüyor. Evet, danteli komple ayağımızın üzerine saracağız arkadaşlar. Dediğim gibi 5 liraya almıştım arkadaşlar ben bu abajur ayağını salı pazarından. Çalışıyor, aksamı güzel, şeyi de var. Ne o, ipi de var yani, çekiyorsunuz zinciri, lambayı söndürüp açabiliyorsunuz. Evet, tüm gövdeyi dantelle sardım. Şimdi üçüncü sıra fırfırımızı yapıyoruz etek ucuna. Üçüncü sıramızı da yaptık. Pallavunu kesiyoruz. Evet, burası kamera kısmına geldiği için ben tabii orayı göremedim. Orada biraz açıklık var. Şimdi inciyle sardık. İstediğiniz kadar sarabilirsiniz. 2, 3 artık ne kadar yapmak istiyorsanız. Bakın böyle dolayabilirsiniz. Ama ben ne yapmayacağım? Bir sıra inci yetiyor. Şey düşündüm, aslında bir çiçek de buraya yapmayı düşündüm. Şimdi birazdan size
Şifon kumaşlardan çiçek yapımını da göstereceğim. Üzerine çiçek ekleyeceğiz çünkü. Ama sonradan vazgeçtim. Şimdi bakın elimde böyle ucu boncuklu kurdeleler satılıyor. Bilmiyorum metresi ne kadar ama. Şimdi onun nasıl yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar. İç kısmına boncuk dikeceğiz. Boncuklu fiston mu? Boncuklu ne deniyor adını şu an hatırlayamadım. Şimdi önce bir tasarım düşünmem gerekiyor nasıl yapayım falan diye düşündüm ama elimdeki sadece kristallerden yapılmıştı. Benim şimdi abajurun üstünde hem ince hem de kristal olduğu için ikisini bir kullanmak durumundayım. Şimdi bir sıra bir tane inci bir tane kristal olacak şekilde 15 santim uzunluğunda yaptım. Çünkü abajur ayağımın boyu oldukça yüksek. Yaklaşık herhalde bir toplamda 75 santim ya 60 ile 75 santim arası herhalde emin değilim ölçmedim çünkü bayağı bir uzunluğu var bitmiş haliyle. 15 santim kadar boncuğumuzun boyunu yapacağız. Şimdi ucuna damla kristal takacağım. İki tane kum boncuk. Bir damla kristal, iki tane kum boncuk. Ondan sonra önceki geçirdiğimiz tüm boncukların içinden geri yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra kurdelemize bir düğüm atıyoruz. Sabitlemiş olacağız böylelikle. Bakın kurdelemize kadar çıktıktan sonra en son boncuğun içinden geçtik. Kurdelemize geldik. Bir düğüm atıyoruz. Sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar telle gidiyoruz. Tekrar oraya bir sıkılaştırdıktan sonra aynı ölçüde, aynı boncuk sayısıyla ben devam ettim. Siz istediğiniz modelleri verebilirsiniz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aynı sıralama, aynı stilden devam edecek böyle. Evet gördüğünüz gibi bitirdim arkadaşlar. Şimdi abajurumuzun alt kısmını komple saracak şekilde uzunluğumuzu aldık ve hepsini yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi yapıştıracağız. Yine iç kısmına telimizi tutacak şekilde bastırarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yani telimiz tamamen sağlamlaşmış olacak tülleriyle beraber. Yani tüller iyice yapışmış olacak. İç kısmına komple takıyoruz boncuk. Bu kurdelemizi kaldırdım, kestim, yapıştırdık artık hepsini. Kaldırdım, kestik. Şimdi buranın da görünmesini istemiyoruz yani bu şekilde ve içine yine su taşını yapıştırıyoruz komple. Hem temiz bir görüntü hem de şık bir görüntü elde etmiş olacağız. Bütün hepsini bu şekilde sarıyoruz. Gayet güzel oldu. Şimdi bir mukavvayla bir fincan tabağı ile yuvarlak çiziyoruz. Bir şişe kapağı ile yuvarlak çiziyoruz. Yani 3 boy yuvarlak çiziyoruz. Önemli değil ne olduğu objelerimizin. Yani ben sadece göstermiş olmak için çizdim. Şimdi çiçek deseni veriyoruz. 5 yapraklı çiçek deseni veriyoruz. 3 boy çiçek deseniniz olacak yani.
Şifon kumaştan çiçek yapacağız arkadaşlar şimdi. 5 yapraklı. Bu herhangi bir karton kağıt olabilir arkadaşlar. Yani mukavva almak zorunda değil. Kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 santim, 9 santim ve 12 santim çapında 3 adet çiçek kestik. Yerleştirirken de her yaprak birbirinin arasına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Şimdi şifonumuzdan çiçekleri kesebiliriz artık arkadaşlar. Katlıyoruz öncelikle kumaşımızı. Benim elimde artık kumaşlar vardı arkadaşlar. Ben elimdeki hep artık kumaşları değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evinizde tül varsa onu da kullanabilirsiniz bu şekilde. Karton ölçümüzü koyduk. Etrafını kalemle çizdik. Birkaç yerinden iğneliyoruz ki kaymasın. Keserken kaymasın diye. Sonra bir adım ileriye de tekrar bir iğne tutturdum. Diğer tarafta hani ölçümüz bozulmasın, kaymasın diye. Şimdi çiçeğimizi kesiyoruz etrafında. Kumaşımızı. İğneleri almadan kestik ki kaymasın. Üç boy çiçeğimizi de bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bir boyu kestik. Yine aynı şekilde işlemimiz tekrar edecek. Şimdi ben iki kat yani iki boy çiçeğimi şifon kumaşla yaptım. Bir de bürümcük bir şifon gibi bir kumaş var. Adını bilemiyorum. Artan parçalar olduğu için değerlendirmek istedim yani. Siz isterseniz renkli de yapabilirsiniz, tülle de yapabilirsiniz. Bu şekilde şifon kumaşlarla da yapabilirsiniz. Bakın şimdi küçük çiçeğimi de yine parçamı yani ufak parça vardı onu değerlendiriyorum. Birkaç kat yaparak. Yani tek tek uğraşmaktansa birkaç kat katladım, iğneledim, sabitledikten sonra kestim arkadaşlar. 3 boy çiçeğimi de bu şekilde hazırladıktan sonra yakarak şekil vereceğiz arkadaşlar. Evet, çiçeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi 3 boy hazırladık. Mumumuzu yakıyoruz. Şimdi her yaprağı yani her katı tek tek bakın etrafından mumun hafif kenarından alevini tutarak ama alevin üzerine tutmayın kumaşınız yanar. Kenarından hafifçe bakın böyle içe kıvrılıyor zaten. Bu şekilde yakarak hem içe yuvarlanmasını hem de kenarların atmamasını sağlamış oluyoruz. Bütün yaprakları bu şekilde tek tek yakıyoruz arkadaşlar. Thank you.
Evet, şimdi bütün yaprakları tek tek yaktıktan sonra 3 tane çiçek yapacağım için 3'e ayırıyorum. Her boyu ayrı ayrı 3'e ayırdım. Yaklaşık olarak her çiçek 25 kat oldu sanırım. Yani 25-30 kat normal. Evet, şimdi orta boyu da hazırladıktan sonra küçük boyu 3'e bölüyorum. Arkadaşlar hani böyle yamuk yumuk oldu diye şey yapmayın. Hepsini birleştirdiğinizde gayet güzel bir görüntü oluyor. Yani 5 yaprak değil de 3 yaprak olduysa bile atmayın onları. Tekrar üstüne diktiğinizde onlar görünmüyorlar. Şimdi üst üste getiriyorum arkadaşlar. İğneliyorum ortasından kaymasın diye. En büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Artık 3'e böldük. Kaçar yaprak olduysa. 6'şar ortadaki yapraklar ve büyük yapraklar. Üstteki yapraklar 10 taneydi sanırım. 26 yaprak gibi. 12-26 evet. Evet, 3 kat çiçeğimizi ortadan iğneledik, tutturduk. Şimdi dikiyoruz sabitlemek için. Diktikten sonra ortasına tohum yapıştıracağız arkadaşlar. Bu çiçek benim çok hoşuma gidiyor. Yani her yerde kullanılabilecek güzel bir çiçek modeli. Evde tüllerden bile yapabileceğiniz, yani tülünüzden yapabileceğiniz bir model. Şimdi tohumları birleştiriyoruz. 10 tane falan kadar birleştiriyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Tohum sayısını artırmış oluyoruz. Sonra etrafından iple bağlayarak sağlamlaştırıyoruz. Arkasını keselim, boyunu kısaltacağız. Evet, tohumlarımız hazır. Şimdi silikon sıkıyoruz çiçeğimizin ortasına ve tohumları yerleştirip ben çiçeği şöyle alttan sıkıyorum. Yapmak zorunda da değilsiniz ama ben iyice hem sabitlensin hem de çiçeğim biraz daha yuvarlak form kazansın istediğim için bu şekilde yapıyorum. Evet, çiçeğimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi abajurumuza yapıştırıyoruz. Gerçekten rüya gibi. Çok güzel bir abajur oldu. Şimdi 3 tane çiçeğimiz oldu. Benim fazla kumaşım yoktu. Bakın bu çok güzel bir boncuk ama olmadı. Yani şeyim yok. 3 tane olmadığı için yapamadım. Sadece görüntü olsun size fikir olsun diye bu şekilde gösterdim. Elimde bu boncuktan vardı. 3 tane yere de onları yapıştırıyorum. İlk baştaki boncuk olsa çok güzel olacaktı ya da onun pudra rengi ama birer tane vardı. Evet arkadaşlar, abajurumuz bitti. Gördüğünüz gibi çok şık güzel bir abajurumuz oldu. Yapım yani inanın çok güzel oldu. Havası gerçekten güzel, tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.